Evet, akademik bilişim konferanslarının ikinci günündeyiz. Ben de LYK 2017'deki PHP sınıfımdan öğrencim Furkan'la beraberim. Merhabalar. Furkan daha önce bizim etkinliklerimize gelmiş gitmiş, orada öğrenci olarak da bulunmuş birisi. Bu sene demiş ki artık ben inisiyatif alayım. Bizim üniversitemizde bunun olabilmesi için görev alayım. Bu sene zaten akademik bilişim buraya geldi. Normalde kendisi burada öğrenci. Son sınıf galiba. Evet, dördüncü sınıf. Ve işin en güzel tarafı da Furkan bu sene Android sınıfında yardımcı eğitmendi. Evet. Bir başlangıç bizim için çok önemli. Ben buna özellikle değinmek istiyorum. Soranlar çok oluyor çünkü. Şöyle, şimdi primus inter pares diye bir tabir var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Eşitlerin birincisi demek. Yani şu anlama geliyor. Burada hepimiz eşit seviyedeyiz ama hani benim küçük önceliklerim var. Bu ne demek? Ben bunu sınıflarda kullanıyorum. Eğitimler sırasında kullanıyorum. Evet, şu anda ben burada eğitmenim ama aslında hepimiz eşitiz. Çünkü neden? Yarın buradan çıkan bazı kişiler, hatta gönül ister ki hepsi, başka yerlerde, başka konularda uzmanlaşarak eğitim verebilir. Biz de gelip orada öğrenci oluruz. Yani burada öyle bir şey yok. Ben isterim. Niye akademik bilişimde ben de başka kurslara katılmayayım? Öğrenmek istediğim çoğu konusunda sadece teknik, temel bilgimin olduğu çok fazla konu var. Haliyle Furkan mesela bunların örneklerinden biri. Biz tabii burada şimdiye kadar başarı hikayeleri tarafında genellikle gelip, öğrenip, kendini geliştirerek bunu hayatını idame ettirebilecek hale gelen insanlara değindik. Hazır Furkan'ı yakalamışken okulunda dedim ki bakın bu tip örnekler de var. Siz buraya geldiğiniz zaman sadece dinleyip iyiymiş deyip geri gitmeyin. Yani mutlaka siz de bir etki yaratabilirsiniz. Zaten açık kaynak, özgür bilgi, özgür toplumun temelinde de bu vardır. İnsanlar beslenir, sonra besler. Bunu bir miras şeklinde sürekli yürütürüz. Herkes de bir önceki aldığından daha fazlasını katarak, üstüne bir şeyler ekleyerek, çünkü bizim alanımızın en güzel tarafı o. Biz sürekli gelişiyoruz. Gelişmek yani. Zorundayız. Sürekli gelişmek de zorundayız, haklısın. Evet. Çünkü bir sabah kalktığında yeni şeylere bakmayı bıraktığında ve bunu alışkanlık haline getirdiğinde aslında çökmeye başlıyorsun. Geçen gün birisi Twitter'da öyle yazmıştı, kimdi hatırlamıyorum, takip ettiklerimden birisi. Ben bunu nasıl yaparım diyerek yeni şeyler öğrenmeye başladığımızda kendimizi geliştiriyor oluyoruz. Ben bunu nasıl daha iyi yaparım diyerek detayına inip nasıl çalıştığını anlayıp üstüne çıkmaya başladığımızda da işte uzmanlaşmış oluyoruz aslında o konuda diye. Biz de o tarafı takip etmemiz gerekiyor. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra Furkan'a bırakalım, bakalım kendisi nasıl anlatacak, neler olmuş, neler bitmiş. Ben kısaca kendimi tanıtayım o zaman. 95 İnegöl doğumluyum. Karabük Üniversitesi'nde bu sene 5. yılım, bir senede hazırlık okudum. 4. sınıf son dönemime girdim artık. Mezun olma çabalarındayım. Mezun olacağım. İlk akademik bilişim kariyerime diyeyim, yani öğrencilik kursiyer kariyerime Aydın'da 2016 yılında başladım. Daha sonra orada C++ kursunda aslında benim bilgisayar mühendisliği bölümümde diyebileceğim dönüm noktamdı. Çünkü bilgisayar mühendisliğini kazandığımda çok nitelikli bilgi sahibi değildim. Ama oradan döndüğüm zaman çevremdeki insanların başarı hikayelerini dinledikçe, hani ben bunları yaptım, ben şunları başardım, işte şunlarla uğraşıyorum dedikçe aslında benim hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Böyle sosyal aktivitelerde çevrenizdeki insanlara baktığınızda, kendinizi değerlendirdiğinizde, aslında hiçbir şey yapmadığınızı fark ettiğinizde mükemmel bir şeyler yapmak için güzel başlangıçlar olabiliyor. Daha sonra 2017 yılında da Aksaray'da düzenlenen akademik bilişimde de Java eğitimi aldım. Android eğitimi aldım. Java eğitimini okulumda almıştım. Daha sonra dedim ki hani ben bu alanı sevdim. Hani bu işte uğraşmayı seviyorum. Android uygulamalar geliştirmeyi, Android projelerde olmayı seviyorum. Daha sonra okuluma geldiğimde dedim ki ben bunu arkadaşlarıma yaymaya, kendimi geliştirmeye ufak ufak başlayayım. Sosyal proje olan We Want Education diye bir etkinliğimiz vardı. Bir arkadaşımız düzenliyordu. Orada da bir 40 saatlik Android eğitmenliğine ufak ufak başlamıştım. Bu ufaktan bahsedeyim. We Want Education'da bölümümüzde hangi alanda uzmansanız o alanda okuldaki arkadaşlarınıza hafta sonları kurs gibi eğitim veriyorsunuz. Onun gibi yazında Uğur hocamızla tanışmak nasip oldu. Linux Yaz Kampı'nda da PHP eğitimi aldım.
Hocamızın derste sürekli kendinizi geliştirin, geliştirdikten sonra bunu sadece kendinizde saklamayın. Hani bunu etrafınıza yayın, çevrenizdeki insanlara bunları yaydıkça hani nasıl derler? Ufak bir kişiden başlar, iki kişi, üç kişi, beş kişi, sonra bakıyorsunuz bütün şehir gelişmiş. Sonra şehirler geliştikten sonra bölgeler gelişiyor. Bölgeler geliştikten sonra da aslında bakıyorsunuz tüm ülkemizi geliştirmiş oluyoruz. Ve bunu yaparken de hani güncel kalmak zorundasınız. Hani gelişmek istiyorsanız hani geçmişi takip ederek değil de hani şu an ne oluyor? Bundan sonra ne olabilir? Hani ben bunun neresindeyim diye baktığınız zaman aslında her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Yani bir sabah uyandığınızda gerçekten dün olan şey bugün olmamış oluyor. Yani bu yüzden de böyle etkinliklerde mesela sosyal yaşantınızda normalde yaptığınız şeyleri hani öyle etkinliklerde arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman ve onlarla tanışıp daha iyi ne bileyim yeni fikirler edindiğiniz zaman gelecekte daha güzel ne bileyim hayaller kurabiliyorsunuz. Biz de bu yoldayız. Bu sene mezun olduktan sonra da ufak ufak böyle yolumuzu belirlemeye, hedefimizi belirlemeye ki bu işlerde hedef belirlemek de bence çok önemlidir. Yani hedef belirledikten sonra bu hedefe gitmek bence daha akıl kârı işler yapmaya kendinize neye odaklanacağını biliyorsunuz. Aynen öyle. Neye odaklanacağınızı biliyorsunuz. Peki kritik soru. İnsanlara dokunmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel bir duygu. Hani bunu eğitmenlik olarak baktığınız zaman mesela siz bir şey biliyorsunuz. Bir şey biliyorsunuz fakat bunu karşı tarafa aktardığınız zaman onların gözlerinin içine baktığınızda aslında onların yeni bir şey öğrendiğinde ne kadar mutlu olduğunu gördüğünde siz daha çok mutlu oluyorsunuz. Neden? Çünkü bildiğinizi başkasına aktarıyorsunuz ve onu artık başkası da biliyor. Ve o bildiğini belki de o daha başka birisine anlatacak. Ve aslında gittiği bakıyorsun yerde. Aynen. Sonsuz bir döngü gibi bir şey oluyor yani. Bildiğinizi aktarıyorsunuz. O da başkasına aktarıyor. O da başkasına aktarıyor. Bence bu çok güzel bir duygu. Evet. Bahaneyle şuna da değinmiş olalım. Biz bu yüzden sınıflara öğrenci kabul ederken olabildiğince fazla kurumdan kişiyi dahil etmeye çalışıyoruz. Yani şu soru geliyor. Ben arkadaşımla birebir aynı başvuruyu yaptım. Aynı yerden başvuruyordum. Tercihlerimiz de aynıydı. Niye o seçildi? Niye ben seçilmedim? Çünkü ikiniz de her şeyi aynı yapmışsınız. Biz orada mümkünse bir tanenizi alıp o temsilcinin okula döndüğü zaman oradaki kişilere bu bilgiyi dağıtmasını istiyoruz. Yani herkese gidip bir okuldan 10 kişiyi alırsam ben 30 kişilik mevcuda olan sınıfa arkadaşlar olarak gelecekmiş diye 10 kişiyi alırsam ulaşabileceğimiz kişi sayısını düşürmüş oluyoruz. Çünkü 30 kişilik sınıfa en az 20-25 farklı kurumdan kişi aldığımız zaman daha fazla kuruma ulaşmış ve o kurumda insanlar gittikleri zaman daha fazla kişiye dokunmamıza aracılık etmiş olacaklar. Evet. Bu yüzden bunu yapıyoruz. Daha fazla kişi o yüzden buradan da küçük bir tüyo vereyim. Yakın arkadaşlarınızla biz çok yakın arkadaşız her şeyi birlikte yapalım, birlikte gideriz planı yapıyorsanız, tabii birlikte gelmek istemeniz çok normal. Farklı alanlarda ilerlemeye çalışın. Yani bir taneniz web geliştirmeye odaklandıysa, web geliştirmeyi az çok bilen bir taneniz web güvenliğine gitsin. İşte burada özellikle GNU Linux sınıflarımız var. Bunların başlangıç seviyesinde haliyle adam mutlaka şunları bilsin gibi şeyler yok. Akademik bilişimde 0.5 yani Linux'a böyle bayağı zeminden giriş eğitimleri var. Hemen. Linux yaz kampında bu Linux 1 olarak açılıyor haliyle bir üst seviyesi şeklinde. Yani akademik bilişimde özellikle buçukları var. Linux yaz kampında da 15 günlük eğitimlerde de bunların tam sayılı halleri aslında var. Aslında bu çok iyi bir şey. Hani bunları Doruk hocalar da bahsetmiştir. Mesela akademik bilişimde aldığınız Linux 0.1 hani 0 eğitiminde Linux yaz kampından 0.5 işte 0.5 1.5 gibi eğitimlerle tamamlayabiliyorsunuz. Aslında böyle parça parça gittiğiniz zaman temelinizi daha sağlam atarak hani daha üzerine daha fazla daha güzel şeyler daha anlamlı şeyler koyabiliyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir hani ve ne oluyor? Mesela ne oluyor? Biz de şunu yapıyoruz. Haliyle burada Linux 0.5 almış öğrencinin kampta Linux 1'e seçilme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Çünkü biz buna zaten bir zemin vermişiz. Evet. Bu zeminin üstüne 1'i biz verebiliriz. Aynen. Haliyle orada 1'i alan adam sonraki sene akademik bilişimde 1.5'u alma ihtimali tabii yüksek ki oluyor. Aynen. Tabii ki bunu söyleyince aman efendim ben burada sürekli öğrenci olarak bulunayımı da aşılamış olmayalım. Olabildiğince bulunduğunuz şehirdeki, üniversitedeki etkinliklerde rol almanızı bekliyoruz. Bunu gizlemeye gerek yok. Bunu zaten sadece bu etkinliklerde bizim dokunduğumuz kişilerden değil, toplumun her biriminden, sadece birey diye demiyorum, kurumlar da toplumun aslında birimleridir. Kişiler de aynı şekilde. Her birimden bulundukları yerde dokunabildikleri kimselere dokunarak
birikmiş bilginin üzerine çıkmak ya da birikmiş bilgiyi sistematik bir şekilde karşıya aktarmalarını bekliyoruz. Ancak böyle özgür bilgiden bahsedebiliriz ve ilerlemekten bahsedebiliriz zaten. Biz de buralara o yüzden geliyoruz. Yine birisi mesaj atmış bana, akademik bilişime gidiyorsunuz, eğitimden kaç para alıyorsunuz diye. Ne kadar para aldınız hocam? Sizin hesap numaranıza geçti mi? 4 milyar dolar. Hocam henüz geçmedi. Hesap numarasını istediler. Akademik bilişim kurslarında, ona da değinmiş olalım. Akademik bilişimde de Linux Yaz Kampı'nda da biz bütün harcamalarımızı yol dahil kendimiz yapıyoruz. Sonra etkinlikten sonra bize yol bedellerinin işte biletleri istiyorlar. Bilet tutarınca iade geçiliyor bizim hesaplarımıza. Ama yani, sadece yol. Evet, yani yol masrafımız karşılanıyor. Daha sonrasında kurs eğitmenliğinde verdiğiniz saat kadar falan ücret almıyorsunuz. Onu da mutlaka belirtelim. Ücretsiz çünkü sanıyorum şöyle bir algı oluşmuş. Bu sene birkaç başvuruda ben uygun görmediğim birkaç kursu reddettim. Çeşitli nedenlerle. O tip arkadaşların bulundukları çevrelerde bunu kasten kendi içimizde tutmak adına yaptığımız yönünde söylemler olmuş sanıyorum. Ona da açıklık getirmek istedim. Aha da burada kanıtımız var ya. Bu adam yıllarca gelmiş gitmiş öğrenmiş. Sonra olması gerektiği gibi demiş ki ben de bunun bir parçası olayım. Başlangıçta bunu kendi okulumda organize edebilirim. Bunun için elini taşın altına koymuş. Burada kulüp çalışmalarına katılmış. We Want Education'da gelmiş eğitim vermiş. Hem kendini geliştirmiş olmuş orada. Zaten şeyi anımsıyorum. Kampa geldiğinde benim tahta kalemim bitti. Furkan çantadan tahta kalemi çıkardı. Hocam ben de bir eğitim vermiştim. Orada kullanmıştım diye. Değil mi? Evet, doğru mu anımsıyorum? Ya, ondan sonra öyle bir şey vardı. Haliyle bu sene de Furkan'ın Android kurs başvurusu geldiğinde kurs kurulundaydım ben. Furkan'ın adını orada görünce acayip sevindim. Böyle olmamız gerekiyor. Biz de isteriz ki yarın mevcut kurslarımızı devredebiliyorsak akademik bilişim için şimdiye kadarki öğrencilerimize devredelim ve biz de bir şeyler dinlemeye gidelim. İnşallah. Burada Uğur hocamız var kriptoya İnşallah. Giriş eğitiminden. Yusuf Bey var. Python sınıfında eğitmendi. Yusuf Bey bizim Linux Yaz Kampı 2016 ve akademik bilişim 2017'deki sınıfımızda öğrenciydi. Evet. Doğru mu? Doğru. Bugün artık geldi. Kendisi ben neler katabilirim diyor. Zaten toplulukları ancak böyle büyütebiliriz. Bu sene biz 2 sene 2 PHP sınıfı açtık. Bir an kampa katılmaya kampa ve akademik bilişime katılmaya başladığımdan beri ilk oluyor bu. Çünkü hep biz dahil oluyorduk. Bir ara ben Ömer'le birlikte bunları yapıyordum. Şu anda işte Ömer sağ olsun yine destek oluyor program tarafında. Sınıflarda sadece ben eğitim veriyordum ama bu sene ne oldu? Akademik bilişim 2017'de ilk defa iki PHP sınıfımız vardı. Bir tanesi PHP ile web programlamaya giriş. Bir tanesi de benim bulunduğum modern web ve PHP. Peki PHP ile web programlamaya giriş sınıfında kimler eğitmendi? Güzel bomba geliyor. Aynen öyle. Linux Yaz Kampı'nda Uğur hocamızın sınıfında benimle sınıf arkadaşlarım olan Hasan Beyler. Hasan Bey ve Akademik Bilişim 2017'de yine Yusuf Bey de o sınıfta öğrenciydi. Akademik Bilişim 17'de yine öğrenci olarak bulunmuş Nuri Bey. Nuri Bey. Dediler ki evet biz bunları görmüştük, buraya geldik gittik, bize de çok şey kattı. Biz temel seviyede PHP yazıyorduk ama buralara geldik gittik, ufkumuz açıldı, çok şey kattı. Çünkü devlette çalışıyorlar, hazinede çalışıyorlar kendileri. Haliyle orada kurumların içinde kapalı devre bir geliştirme yapılıyor. Geçen sene bizim modern web ve PHP sınıfına öğrenci olarak katıldığı zaman Nuri Bey sağ olsun kendisi çok fazla beslendiğini, haliyle kendisinde artık bir şeyler katmak istediğinden bahsetti. Bu sene sağ olsun PHP ile web programlamaya giriş tarafını devraldılar. Çok da iyi geçti. Öğrencilerden de pozitif geri bildirimler aldım. Özetle işte bunu sağlamamız lazım. Aynen, daha çok Furkan'a, daha çok Nuri'ye, daha çok Hasan'a, daha çok Yusuf'a, daha çok Uğur'a ihtiyacımız var. Ve onlar da sizsiniz. Yani buraya gelirken sadece gideyim de bakayım bu adam bir şeyler anlatıyormuş. Laravel diyor sağda aynen. solda ondan dinleriz. Aa modern web mantığını çok iyi anlatıyormuş tamam. Ama bu sadece burası değil ya da sadece beni takip eden arkadaşlar. Sadece ben değilim. Ben bu organizasyonun %1'ini bile kaplayamam yani. Zaten geçen gün de ondan bahsettik. Hatta birkaç saat önce ondan bahsettik. Sürekli duyurduğumuz bir kar amacı gütmeyen küçük bir projemiz var. Buradan duyurmayalım ne olur ne olmaz. Bu projeden bahsediliyor. Nurcan Hoca dedi ki aa ne güzel yapmışsınız dedim. Ben yapmadım ki. Ben yapamam zaten. Bunlar tek başına olacak şeyler değil. O projede biz birbirinden farklı alanlarda çalışan 4 kişiydik. Doğru mu Yusuf Hoca? Doğru. Yusuf Bey Python tarafıyla ilişkili çalışmaları yaptı. Ben oradaki verileri Yusuf Bey'e bana gönderdikten sonra alıp kullanıcılara sunulabilecek PHP tarafında ve işte framework web tarafının geliştirilmesini yaptım. Bunların çalışması ve bu işlemleri yaptıracağımız bir makineye ihtiyacımız vardı. Sunucu tarafında Onurcan Kayakıran vardı. Bütün bunlar olduktan sonra elimizdeki dosyaların işlenmesi gerekiyordu. Yine bir Python işi. Yani. Yine burada bu sene Python
son sınıfında eğitmen olan Hakan Yıldız. O da o zaman dahil oldu ve bu işlemi yaptı. 4 kişi, 5 kişi dışarıdan destek aldığımız Serhatlar, fikir telakisinde bulunduğumuz kişiler. Şimdi baktığın zaman ortaya koyulan, insanlar için yaptığımız ve insanlara sunduğumuz hemen her şeyde bir topluluk olmak zorundasın. Evet. Topluluk da ticari şirketler gibi devşirme ile eleman alamaz. Yani CV'ne bakalım, he daha önce bunu mu yapmışsın? İyi o zaman hadi gel şimdi de burada bunu yap. Olmuyor. Onun yerine ne oluyor? Biz içimizden çıkan, birlikte vakit geçirerek tanıdığımız, kendisini beslemeye çalıştığımız, beslendiğini anladığımızda da evet şimdi bizimle birlikte insanları beslemekte bize yardımcı olabilir diye düşündüğümüz kişilerde bu konuda daha rahat ve daha sıcak bir ekip çalışması oluyor. Hani birbirini tanıyan, daha çok birbirine yardım etmek isteyen, hani şirket bazlı değil, hani manecilikten birazcık daha uzak. Hani ve ben de daha çok bir şeyler yapmalıyım diyebilen. Ortada bürokrasi en küçük şekilde oluyor. Tabii ki de. Mesela akademik bilişimin girişinde de, Linux Yaz Kampı'nın girişinde de biz bir eğitmen toplantısı yapıyoruz. Doruk Hocam orada sağ olsun her zaman ne söylüyor? Biz şimdiye kadar biriken bilgileri size aktarabilmek için bir eğitmen rehberi yazdık. Doğru mu? Evet. Ama bu rehber kanla imzalanmış değildir. Topluluğun hareket alanını belirlemek ve neyin, hangi durumda nasıl harekete geçileceğine dair temel bildiriyi sağlamak için vardır. Burada değişmesini düşündüğünüz bir şey varsa bunun önerisiyle gelin. Buraya eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa bunun önerisiyle gelin. Zaten topluluk dediğin şey böyledir. Evet. Çok detaya değinmeye gerek yok ama demokrasi dediğin şey de devlet katmanında aynı şeyi yapmak için vardır. Sokaktaki adamı temsil eden birisi olsun ki o adamın hayatına etki eden kurallar yukarıda o adamın ihtiyacına göre değiştirilebilsin diye vardır. Evet. Bugün uygulanabiliyor mu? Bu sadece bizim devletimiz ya da hükümetimizle alakalı bir şey değil. Dünya genelindeki bir sıkıntı olarak maalesef uygulanamıyor temsili demokrasi. Bunu nasıl çözeceğiz? Endüstri 4 ile birlikte dijital çağın artık hayatlarımızın kökten bir parçası olmasıyla temsili demokrasinin doğrudan demokrasiye evrilmesi mümkün mü? Değil. Mümkün. Neyse sonraki etkinliklerde de gelin çay, sigara, kahve aralarında İnşallah. Bu tip şeyleri paylaşalım. Mutlaka bulunduğunuz çevreye bir şeyler katabileceğinizi unutmayın. Nasıl ki sohbet ortamlarında arkadaşlarınızla ya geçen gün internette bir video gördüm şöyle bir şey varmış ama kafamız nasıl güzel. Bunları birbirinize anlatıyorsunuz. Seviniyorsunuz, eğleniyorsunuz. O arkadaşlarınız da bir şey öğrendim diye seviniyor. Aynı şekilde burada edindiğiniz bilgileri de gittiğiniz zaman çok zor bir şey değil ya. Hangi üniversite ya ben 10 kişilik bir arkadaş grubuna ilgilenenlere şu konuda öğrendiklerimi anlatmak istiyorum bir hafta sonu dediği zaman müsaade etmeyecek. Yani evet ya bizim okulda çok engel oluyor ya. Sen yaparsan kimse sana engel olamaz abi. Sınıfın kapısını kapatırsa çıkarsın. Sokakta bir çember kurarsın. Freestyle'ci rapçiler gibi tık tıs tık tıs yapar gibi. Arkadan hatta istersen birisi beatbox yapar. Fıttısı fıttısı. Sen de onun üzerine kafiyeli bir şekilde konunu anlatırsın. Yapmak istersen yapabilirsin. Ya da üniversite öğrencisiniz. Bize videoları geliyor. Biz bunları görüyoruz. 1+1 evde 23 kişinin istiflenmiş bir şekilde ne o şey konserve balık gibi yattığını görüyoruz. Demek ki lazım olduğunda bir alanda toplanabiliyorsunuz. Abi toplanın, bir tane projeksiyon rica edin bir yerden. Çok lazımsa ya da televizyonlarda HDMI giriş var. Şimdi DJ kuruya bak HDMI HDMI diyor diyecekler. Neyse. Alın bir tane HDMI girişten bağlayın bilgisayarınızı. Sunumunu da yaparsınız, anlatırsınız da yüksek ihtimalle ki tartışma ortamınız daha sıcak oluyor. Doğrudan iletişime geçebilirsiniz haliyle. Toparlayalım. Bir şeyler yapabilmek için herhangi birinden yönlendirme beklemeyin. Evet. Yıllardır bunu yapan kişiler nasıl yapıyormuş? Buralara katılımcı olarak geldiğiniz zaman görüyorsunuz zaten. Ben 2015'te etkinliklere gelip bir şeyler anlatmaya başladım. O zamana kadar şirketlerde, kurumlara eğitim veriyordum. Kendi stajyerlerimi yetiştiriyordum ama böyle bir topluluğun, böyle bir etkinliğin içinde bu iş nasıl olur? Ben de buraya gele gide öğrendim. Bir sürü felsefenin zeminini buraya gele gide. Ben de burada dinleyerek öğrendim. Burada bir yalan yok yani. Hani özgür yazılımın kökünü herhangi biri bize bahsettiği zaman anladığımızdan çok daha derin oldu. Çünkü özgür yazılım dediğin şey tek başına yazılımla ilişkili bir şey değil. Mesela bunları buraya gele gide öğrendim ben de, anlatabildim mi? Bu yüzden özgür yazılımdan bahsedildiğinde free software dendiği zaman hani freedom'ın içindeki free gibi, yani özgürlüğün içindeki. Çünkü normalde İngilizceden çevirince free software'i millet bedava yazılım olarak görebiliyor. Alakası var mı? Yok. Birinin sana bir şeyi bedava kullandırması demek o yazılımı özgür kılması demek değil. Gibi gibi gibi. Bunları, özgür yazılım felsefesini, detayını, özgür yazılımla birlikte kaçınamayacağınız şekilde buna doğrudan bağlı olan özgür toplum, bunları toplumun bir parçası olarak öğrenerek ve öğrendiklerinizle dokunabildiğiniz yerlerde insanlara aktararak
öğreneceksiniz ve bunun bir parçası olduğunuz andan itibaren bunu geliştirmeye başlamış olacaksınız. Neyse, iş buradan zaten yaşama, hayata, yaşam felsefesine, işte devletlere, hükümetler bunları ne kadar uyguluyor ya falan gidiyor. O yüzden biz bunlardan bir yerde bahsetmeye başladığımızda hemen böyle bütün radarlar üstümüze dönüyor ve bunlar burada anarşizm propagandası mı yapıyor, siz komünist misiniz falan gibi söylemler çıkıyor. Değil. Bunları anlamanız İnşallah gerekecek buradan sadece. Da bir kişi de olsa bir kişiye dahi dokunabilmişizdir. Tabii, şöyle daha kapatmak istiyorum. Kusura bakma, bölmüş mü oldum? Yok. Şöyle kapatmak istiyorum. Şimdi Endüstri 4 ile beraber en büyük tartışma şu. Makineler bizim işlerimizi alıyor. Acaba biz aç, susuz, gariban mı kalacağız? Doğru mu? Evet. Ama bizim bakış açımızdan, bu özgür yazılım, özgür toplum, özgür bilgiden baktığımız zaman biz bunu nasıl görüyoruz? Hayır abi, sen aç kalmayacaksın. Evet. Hatta refah seviyen daha yükselecek. Var. Bizim baktığımız taraftan bu. Çünkü herkese ait olan kaynaklar. Çünkü fabrikaların yerin altından çıkarıp işlediği kaynaklar var. Doğru mu? Evet. Onlar bu kaynaklara erişebilmek için o bölgede yetkili olan devletlerden izin alıyor. Evet. Devlet kim? Toplum. Evet. Aslında öyle. Haliyle sen hepimize ait olan kaynakları ben işleyemiyorum, bunun iş gücünü yönetecek birisi olsun diye özel sektöre devrediyorsun. Özel sektör sana ait olan şeyi sadece alan kullanımı için devlete, yani sana bir kira bedeli ödeyerek işletiyor. Çıkardığı consumer good, yani tüketim malzemelerini ya da başka bir üretim için ara malzemeleri de özel sektör içinde başka yerlere satıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Her şeyi özgürleştirip bu üretim ağını da komple makinelere, sistemlere ayarlandığı zaman makinelere bıraktığın zaman olacak şeyine, sana ait olan kaynakları senin kaynaklarınla programlanmış ve işletmekte olan makinelere emanet edeceksin ve oranın çıktısı doğrudan senin malın olabilir. Endüstri 4'ü doğru değerlendirirsek günün sonunda orada yaşam hakkına sahip olan kişiler o kaynaklar üzerinde hak sahibi ise yani. Ki zaten şu anda bile öyle olduğunu söylüyoruz ama çeşitli sebeplerden özel sektörlerle belli kaynakları belli firmaların tek elinde bırakmak durumunda kalıyoruz. Ama bunları özel sektörün tek elinden alıp, bu zaten hepimizdi, hepimizindi. Bunun işletmesi sonucunda çıkan kaynak hepimizin olacak ve yaşam seviyemiz, refahımız yükselecek şeklinde planladığın zaman Endüstri 4 korkulacak bir şey mi? Değil. Temel seviyesinde korkulacak bir şey değil. Şu anda insanlar niye korkuyor? Çünkü üretim tarafını, hani bu işçi sınıfı bir ara çıktı ve bastırdılar, kestiler, öldürdüler, sendikaları kapattılar, boyunduruğa uğrattılar. Bunları biliyoruz tarihten. Ama bugün geldiğin zaman insanlar hala ben hayatta kalabilmek için işçi sınıfı olmam lazım. Eğer çalışmıyorsam birilerinin belli bir sisteminin parçasında doğrudan bir çark değilsem, bir dişli değilsem kimse bana bir şey vermeme hakkına sahiptir. Herhangi birisi bana bir şey vermeme hakkına sahiptir sanıyoruz. Ama aslında öyle mi? Aslında öyle değil. Ben bu toplumun parçasıyım. Bu toplumu iyileştirmek adına yapabileceğim şeyi yapmalıyım. Ve hepimizin hakkı olan kaynaklardan üretilen şeyden de herkes kadar hakkım var. Bu da beni hayatta tutmaya yeter. Aslında bunun rahatlığına kavuşabileceğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Yani. Eskiden hayatta kalmak için sokağa çıkıp avlanıp toplayıcılık yapıyormuşuz ki yemek sahibi olalım. Doğru mu? Evet, doğru. Sonra Endüstri 1 ile beraber buharla işte adam suyu kömürle kaynatmış, buhar basıncını kullanarak makine yapmış, dokuma yapabilmeye başlamış. Demiş ki, aa kardeş şu makinelerin başına oturun da ustalık gerektirmeden tekstil ürünleri üretin. Ben de bunları dünya geneline satayım çünkü buharla aynı zamanda demirleri yürütebilmeye başlamışız değil mi? Burada lokomotif var, buharlı lokomotif mi var? Bu da onlardan örnek. Örnek bir tane buharlı lokomotif burada var. Kardemir Demir Çelik Fabrikası var burada neticede. Neyse, kömüre yakınız çünkü değil mi? Aynen öyle. Güzel. Haliyle, yanımızda. Haliyle, neyse çok detayına girmeyeyim. Özetle biz başlangıçta tamamen hayatta kalabilmek adına insanı sıfırdan eğitmemiz gerekiyormuş. Endüstri devrimleriyle insanın İnsanlığın ihtiyaç duyduğu ürünleri ortaya koyabilmesi için daha az bilgisi yeterli olmuş. Çünkü birileri her şeyi tasarlamaya başına geçip sen bunun kolunu çek, sen şunun düğmesine bas demeye başlamış. Bugün geldiğimiz noktada o düğmelere basacak, kolu çekecek insanlara bile ihtiyacımız olmayacak. Bunları tamamen makinelere bırakacağız. İnsanlar sadece bu makinelere bilgi verecek. Bunlara öğretecek, bunların çalışmasını denetleyecek diyoruz. Bu kadar iyi bir şey olabilir mi? Yani. Ama korktuğumuz şeyin temel sebebi şu. Biz bütün kaynaklarımızı, bütün sermayemizi tekellere teslim ettik. Evet. İşte bugün dünyanın zenginliğinin %80 küsürünün dünya nüfusunun %1'inin elinde olması muhabbetleri. Bizim asıl sorunumuz bu. Bizim asıl sorunumuz makineler her işi yaparsa biz aç mı kalacağız? Salak. Sen makineleri birilerinin malı olarak görürsen, o makinelerin işlediği kaynakları birilerinin malı olarak görürsen
aç mı kalacağım dersin. Ama dersen ki ulan dünyada kaynak var. Doğru mu? Doğru. Bu kaynağı işletebilecek teknoloji bilgi olarak bulunuyor. Bunu yapıp işletmeye başladığımızda kaynak hepimizinse bu kaynağın çıktısı da hepimizindir. Yani ben şöyle en bir şey daha mantık. Dokunmak istiyorum hocam. Lafınızı kestim. Ve o insanlar onları yaptıkça onların geliştiğini görüyorsunuz. Ve daha sonra onlardan onları satın almaya başlıyorsunuz. Bunun yerine biz onlardan önce bunu yapmaya başlarsak, yani o makineleşmeyi aslında biz ülkece onlardan önce başlarsak aslında, ya da birlikte o bilgi yani, gelişiminin açık kaynak tarafında bulunursak aslında biz de bunu satabiliriz. Mesela atıyorum yani evet. Daha az gelişmiş ülkelerde mesela bunu örnek olacak olursak biz de ihracat yapabiliriz. Aslında genel pastaya baktığınız zaman biz de ülkemizi daha fazla geliştirme, hem makineleşme adına hem Endüstri 4.0 adına hem de bunu ihraç etme adına ülkemizi aslında daha fazla geliştirme. Yok mu kaynağımız? Al bak, Kardemir, demir, çelik. Demir üretemiyor muyuz abi? Yani. Kocaman fabrika. Bir girdik. Karabüğün girişi komple fabrikaya. Yanında böyle mavi füzyon reaktörü mü dedim yani. Bu ya? Dedim ne yakıyorlar içeride? 5 kilometrelik bir uzunluk var yani şu an. Düşünebiliyor musunuz? Gidiyorsun fabrika. Yani. Üretebiliyor muymuşuz? Üretebiliyormuşuz. Arka tarafta bak, buradaki etkinliklerdeki insanları yani. Görüyorsunuz. Çıkan insanların kafa yapısını görüyorsunuz. Yani. Sahilde bu adamlarla bir topluluk kurulsa bu geliştirilemez yani. Mi? Geliştirilebilir. Kötülemeyelim. Ekonomi Bakanlığı'nın şu anda ihracat için çalışmaları var. Bir şekilde teknolojinin ilişkili olduğunu, önemli olduğunu ve üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğinin de fark edildiği noktalar var. Devlet tarafında da böyle çalışmalar var. Tamamen doğramaya gerek yok biz. Ben hükümeti şu anda kurmakta olan partiye oy vermiyorum, destekçisi değilim. Ama günün sonunda particilik seçim dönemlerinde kalmalıdır. Ve evet, bir şekilde birileri oraya oturduysa ondan sonra hepimizin adına çalışmaları onlarla birlikte yapmalıyız. Bu bilmem ne partisinden de. O yüzden ben 4-5 sene boyunca hiçbir şey yapmayacağım. Bu pezevenklerin batmasını bekleyeceğim. Yani iş adamı anlamında yani. Pezevenkten bahsediyorum. Yani. Azerbaycan Türkçesinden referans alarak, yanlış anlaşılmasın. O dönem boyunca hiçbir şey yapmayayım. Bunlar çöksün de sonraki dönem benim parti seçilsin. Böyle olursa yani. Çökmeye mahkumuz. Şöyle bir atıfta daha bulunmak istiyorum. Ar-Ge'yi hani yanlış açmışız biz. Arak'la getir demek yerine birazcık araştırma geliştirmeye daha çok odaklarsak Ar-Ge'yi. Evet. Bence daha güzel şeyler neyse, olabilir. Neyse, bunlar da Furkanlarla olacak. İnşallah. Yusuflarla, Uğurlarla olacak. Ayşelerle, Fatmalarla, Büşralarla olacak. O yüzden kendinizi başkalarının kurmuş ve işletmekte olduğu bir düzenin içinde, ya ben şuraya bir dişli olarak sıkışayım da okul bittikten sonra birisi bana şöyle bir 1500 liralık maaşla işe başlatırsa, ben de onu bir iki sene içinde 3000'e 4000'e getirebilirsem hayat öyle yürür. Evlenirim, hemen giderim bir ev döşerim, mobilyaları döşerim. Ondan sonra bir iki seneye inşallah bir çocuk. İşte sonra onun eğitim derdine düşeriz. Ne zaman yaşayacaksın ya? Aynen. Ve ne zaman başkalarını yaşatacaksın? Aynen öyle. Çünkü bunun için varız aslında. Neyse, bu iş çok yürür. Biz bunu bir akşam rakı masasında sürdürür ve ülkeyi kurtarırız Furkan'cığım. İnşallah. Birlikte. Bu ülke artık kurtulsun, ne zaman evet. Kurtulacaksa. Daha fazla rakıyla bunu çözüme kavuşturabiliriz diye düşünüyorum Yusuf hocam. Ne diyorsunuz? Kesinlikle hocam. Kendi yaptığımız rakılarla. Tabii. Ben geçen gün ev yapım rakı içtim yalnız. O kadar iyiydi ki. Çok iyiydi hocam. Bayağı iyi yapmışlardı. Termosta getirmişti bir de. İnsanın kendi beyefendi. Ürettiğini tüketmesinden tabii. Daha büyük bir haz yok. Açık kaynak rakı istiyordu. buna ilişkin. Özgür rakı. Tabii mesela rakıyı özgürleştirdik abi. Adamlar. Tabii. Şeyi alıyorsun. Ne onun adı? Üretim yönergelerini alıyorsun. Evde yapıyorsun. Bitti. Şimdi yani bu mantık olmayan yani. Bir şey midir? Merdiven altındakilerini içireceğimize kendimize. Çünkü bandrolü yapıştırıyorlar. Onu bile hani denetimlerinde eksiklikler var. Bandrollü olduğu halde merdiven altı rakıları içiyoruz. Bunun yerine kendimiz yapalım, kendimiz içelim. Aynen öyle. Bunlar önemli şeyler ya. Stallman'ın örneğiydi galiba değil mi? Birisi mesela pilav yapmayı öğrenmiş. Sana pilavın nasıl yapıldığını anlatacak ki sen o pilavı yapıp hayatta kalacaksın değil mi? Adam sana bunu bir şekilde verdikten sonra sen şunu diyemez misin? Yani ben bunun içine kuş üzümü koyacağım, daha güzel olacak bu pilav diyemez misin? Ama bilgi birinin tek elinde, birinin mülkiyeti olduğu zaman resmen bu demek ya. Bu senin hayatını kolaylaştıracak bir şey. Ben sana bunu veriyorum ama dokunamazsın. Ben kullanmanı istemediğimde de kullan. Artık pilav yiyemezsiniz arkadaşlar. Niye? Çünkü pilav yapmayı ben bulmuştum. Aynen. O yüzden bundan sonra pilav abi bizim orada bir tek pirinç çıkıyor. Pilav yemezsek bana ne lan? Ölürsen öl. Ya da bana şöyle o pirincin %90'ı kadarlık bir maliyet ver. %10'uyla da pilav yapmaya devam etmeye çalış. Sömürgecek. Neyse, yarım saati tamamladık. Güzel sohbet oldu. Bir sürü de konuya değinmiş olduk. Furkan'cımın hikayesinden bahsederken aslında bunların tamamı buralara varıyor.
Teşekkür öyle. Ederim. Rica hocam. Ederim. Videoyu yani. Burada kapattık. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. E-posta listeme abone olmayı unutmayın. YouTube aboneliği çok bir şey değil. Zaten çok sık video yayınlamadığımdan yayınladıkça e-posta listesinden yolluyorum. Falan filan. Neyse video şimdi bitmiş oldu ama en son hani şunu da izle bunu da izle diye görüntü çıkıyor ya. Onun için bir en son 15 saniye bırakmak gerekiyor. Ne yaptınız? İyi ben de ne yapayım bir şeyler anlattık falan işte buralarda. Abone nereden olmuyordu? Buradan abone. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.